Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre, biliyorum uzun zamandır büyük ihtimalle bana küfrediyorsunuz bu konu hakkında ama merak etmeyin. Bugün çok istediğiniz, hatta istemekten delirdiğiniz The Flash'ın sezon finalinin incelemesine çekiyorum. Şöyle bir durum var arkadaşlar, The Flash incelemesini neden bıraktın, neden The Flash hakkında video çekmeyi bırakıyorsun, neden tamamen Marvel'a geçiyorsun, DC çekmeyi bıraktın mı, Allah belanı versin gibisinden çok yorum geldiği için şöyle bir şey cevaplamak istedim. Arkadaşlar şöyle bir durum var ki The Flash incelemesi zaten uzun zamandır çekiyorum ve artık kanal The Flash üzerinde tanındı ve ben her canlı yayında aynı şeyi söyledim. Benim kanalım Geek kanalı, The Flash kanalı değil. İşte tam da bu nedenle kendi kalitesini geliştirmeyip bir yandan da düşüren bir dizinin incelemesini daha fazla çekmek istemedim. Hatta bana kalırsa bu yorum gelmese bu incelemeyi bile çekmezdim. Ama şunu söyleyebilirim ki Arrow incelemesi ve büyük bir ihtimalle Krypton incelemesi yakında canlı yayınlarla beraber gelecek. Arrow'cuların da gözleri yaklaşık bir senedir yaşlı olsa da bu da sizlere mutlu edecek bir haberdir diye düşünüyorum ve yavaş yavaş başlıyorum. Şimdi ilk olarak arkadaşlar 4. sezon geneline bir göz atmak istiyorum. Sonrasında hemen sezon finaline geçiş yapacağım zaten. 4. sezonun geneline bir tekrardan bakacak olursak 4. sezon geneli açıkçası çok güzel değildi. Özellikle Andrew Kreisberg'ün cinsel taciz bir şekilde işte kızlara ve kadınlara taciz etmesinden dolayı CW ve Oscar ödülleri içerisinde kendisi basıldı, kovuldu ve bildiğiniz üzere hapse atıldı. Tam da bu nedenle bütün her şeyi koordine eden Greg Berlanti bir yandan da Andrew Kreisberg'ün rolünü üstlenince ve hani aşırı bir şekilde ortalık karışmaya başladı. Sonrasında bölüm içerisinde bazı bölümleri yönetmesi için Kevin Smith'le anlaşmalar yapılmıştı. Kevin Smith bölümü yönetmeye giderken arabada kalp krizi geçirdi ve yine olaylar sarpa sardı. Sezonun başında şöyle bir algı vardı. 1. sezon Reverse Flash, 2. sezon Zoom, 3. sezon Savitar. Sürekli Speedster kötü görmekten sıkıldığımızı düşündükleri için bize kaliteli bir dizi sunmak amacıyla Speedster olmayan bir kötü vermeye çalıştılar ve bunu beceremediler. İşte tam da bu nedenle arkadaşlar sezon içerisinde Tinker'ın olayı da düşünmek olduğundan dolayı genellikle daha fazla aksiyon değil plan üzerine kurulu sahneler gördük. İşte bu nedenle de ratingler aşırı düştü. Size şöyle söyleyeyim, The Flash'ın 1. sezonundaki ortalama genel izleyici ve her videoyu, her filme ya da The Flash hakkında çıkan her bir şeyi izleyen kitlenin sayısı 26 milyondu. Şu anda arkadaşlar The Flash'ın aktif kitlesi dünya çapında bizimle beraber 1,5 milyon. Yani YouTube'da anne ve eşek şakası yaptığım gibisinden bir videonun bile 2,5 milyon izlenme hesabı kalacak olursak onca CGI ile uğraşılan bir dizinin bu kadar az izlenmesi yazık değil. Çünkü senaryoyu yazamıyorlar. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir durum var ki direktöre para vermiyorlar ve sırf başka direktörlere para vermemek için ve onları satın almamak için de stajyerlere bölüm yönettiriyorlar. Neyse, konuyu uzatmayacağım. İşte tam da bu yerler arkadaşlar. 5. sezon içerisinde Speedster'ı bir kötü görme olasılığımız çok yüksek. Ama şunu da söyleyebilirim ki bu incelemenin sonunda Speedster kötüyle, yani 5. sezon içerisinde göreceğimiz Speedster kötüyle ilgili önemli bir ayrıntım var. Onu es geçmeyin. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Harrison Wells'ın Devon'un bir planının parçası olması açıkçası beni bayağı şaşırttı. Çünkü Harrison Wells'ın sözde zaten bir deha olduğunu biliyoruz. Ama bu işte Thinking Cap olaylarından sonra işte yavaş yavaş embesilleşmeye başladı. Onu kabul ediyorum. Ama sonucunda şöyle bir şeye baktığımızda hani ne bileyim 10. sezon boyunca ve onca bölüm içerisinde benden zeki yoktur egosuna kapılıp ve bir anda bu sezonda karşısına Devo gelince dedim ki şurada bir beyin çarpışması göreceğiz. Ama Devo zaten başından beri Harrison Wells'ın kobay faresi rolünde olduğu için insan gerçekten şaşırmıyor değil. Hani sonuç olarak Harrison Wells'ın yaptığı bir plan sonucu Devo bundan bir şekilde etkilenseydi daha güzel olabilirdi. Ayrıca arkadaşlar 4. sezonun başından beri bahsettiğimiz şu işte özel Devo'nun içerisinde yer aldığı bu çizgi roman eventine tabii ki de Barry o kaskı takıyor ve o kaskı içerisinde Devo'nun zihniyle çarpışıyor. Zaten sezon finalinde Barry'nin o koltuğa oturup o kaskla beraber Devon'un zihninin içine girmesi de çizgi romanlara devasa bir gönderme olmuş. Söyleyecek çok bir şey yok. O da güzel bir hamle olmuş. Şunu da söylemem lazım. Mekanik twist açıkçası başından beri belliydi. Bize o kadar alttan vermeye çalıştılar ve en sonunda Mekanik'in bizim takıma katıldığını gördüğümüzde wow olmamızı beklediler ama zaten sezonun başından beri Mekanik'in Devon'a atarlanmaları, daha sonrasında Devon'un onunla habersiz plan yapmalarıyla Mekanik'in yani bu Marley's denen ablamızın bir süre sonra karşı takıma geçeceği ya da Devon'a bir şekilde ihanet edeceği çok belliydi. Ayrıca sezonun başından beri bu metabüsler nereye gidiyor hikayesine dönecek olursak Devon'un bu metabüsleri sadece dünyanın öbür ucuna çağrılacak süper kahramanları bile karşı gelecek türde olduğunu bildiği için hazırlaması çok şahane olmuş. Çünkü şu anda The Flash'ın sezonun başından beri yani The Flash dizisinin başından beri herhangi bir süper kötüyle karşı karşıya gelindiğinde hepimizin aklına aynı soru geçiyordu. Supergirl'u çağırsın öldürsün. Ama bu bölüm içerisinde özellikle bu ayrıntıyı es geçmeyip bunun üzerine gitmeleri de çok güzel bir hamle olmuş. Konuya dönecek olursak Devon'un zihnine metabüsleri göndermesi ve son olarak zaten hayatta kalan kişinin Ralph Dibny olması güzel bir ayrıntı. Diğer metabüsler peki nasıl hayatta diye soracak olursanız onlar öldü. Yani şu şekilde söyleyeyim.
söyleyeyim. Divo tutup da Hazard'ın bedenin içerisine girdiğinde Hazard bu sefer Divo'nun zihninde yer alıyor. Ama tabii ki bu Divo işte beden değiştirdikçe zihinler de zaman geçtikçe ölüyor. Ama dediğim gibi hani bütün çareler tükendiğinde Beren'in hakkında Ralph'ın o geçitten geçip Divo'nun bedenini ele geçirme olayı birazcık saçma olmuş. Çünkü yani biliyorsunuz zaten Harrison Vassan da bahsetmeme gerek yok. Hani o kadar fazla oluyor bu çevre içerisinde, bu mecra içerisinde ve illaki bir bilim adamı bunu fark etmesi lazım. Sonuç olarak Speed Force'un da bir şekilde Barry'e yardım etmesi lazımdı. Heh! Bu arada şuna da değineyim. Birçok insan aynı şeyi söylüyor ve küfrediyor. Yaklaşık buna 300'e yakın yorum geldi. The Flash 22. bölümde, 4. sezon 22. bölümde Savitar'ın, Reverse Flash'ın ve Zoom'un geri geleceğini söyledi. Ama gelmediler. Neden gelmediler? Şöyle bir durum var. Hemen açıklıyorum. Daha sonra incelemeye geri döneceğim. Çünkü siz gerçekten bunu anlamamakta ısrarcısınız. Şimdi size şu şekilde söyleyeyim. Bakın. Çok abartı olacak ama şu şekilde söylüyorum. Bu su bardağı. Bu arada doğuş sponsorumuz değildir. Şimdi şu şekilde. CW kanalından çıkan bilgi seviyesi bu kadar. CW bu bilgi seviyesini şöyle yapıyor. Bu su bardağının neredeyse yarısını içiyor ve daha sonra bu sinopsisi yayınlayan ajanslara veriyor. Ajanslar bu bilgileri alıyor. Daha sonra ajanslar da bu bilgilerden içiyor. Daha sonra bu ajanslar internet sitelerine gönderiyor. İnternet siteleri alıyor bu haberi. İnternet siteleri bayağı içti ya. İnternet siteleri de kullanıyor. Ve bize geri kalan bilgi bu kadar. İşte tam da bu sebeple bize Speed Force'dan yararlanılacağı söylendiğinde Page kanalı, belki biliyorsunuzdur yabancı bir kanal olacak. Kendisinin videolarını çok fazla DC'nin yalakası olduğu için sevmem ama sonuç olarak kendisi videosunda Speed Force'dan yararlanıldığını ve sinopsiste gelen bilgiden bu Spacer'ın geri döneceğini söyledi. Yani dönmemesi benim suçum değil. İlla küfretmek istiyorsanız gidin CW'nin Twitter sayfasına küfredin. Özellikle bölümün sonunda Ralph ile Barry'e karşı gelen Divo klonlarının CJ çok güzel bir şekilde yapılmamış. Özellikle bu koşma efektinde çok NBC bir koşu şekli var. Hiç beğenmedim. Ama sonuç olarak o kadar fazla Divo klonu gördüm ki Matrix izleyenler, yani benim yaş kitlem bilir ki Agent Smith'in o hani kendisini klonlama ve bizim Leo'ya karşı geldiği sahneyle neredeyse tıpatıp olmuş. Ben açıkçası çok beğendim. Belki de gönderme yapmışlardır. Barry'i ölümden kurtararak zamanı geri alan kıza gelecek olursak, o konuda da çok fazla tartışma var arkadaşlar. İşte bu kız kimdir kimdir diye. Şimdi ilk olarak söyleyeceğim, kafanız mı güzel? Kızın zaten bölümün sonunda Barry ve Iris'in kızı olduğunu, yani Nora Allen olduğunu gördük. Ki zaten Barry'nin kızına annesinin ismini vermesi de güzel bir şey olmuş. Ayrıca şöyle bir şey var, dizinin başından beri, yani 4. sezonun başından beri o kızın Jenny Ognes olduğunu da düşündük. Barry'nin torunu olabilir mi diye. Ama daha sonrasında ona da başka bir gönderme yapmışlar. Nasıl mı? Cecil bebeği doğduğundaki o da nasıl bebek abi? Yani sanki yeni doğmuş bebek gibi bize pazarladılar. Yani o bebek en az 3 aylık. Hani öyle bir çıkarıyor ki hani bebek bayağı hani oluşmuş bir şekilde kızın Cecil'in karnından çıkmış. Vay maşallah. Cecil kısaca bebeği aldığında ismini Jenna Maria bunları söyledi neydi ya? Jenna Maria West olarak koyacağız dedi. Jenna Maria da Jenny Ognett'ten geliyor. Yani Barry'nin torununa gönderme yapıldı. Barry'i ölümden kurtarma olayına gelecek olursak, o sahnede arkadaşlar sadece yaptığı şey Jenny Ognett'in, yani bizim asıl ismiyle bildiğimiz Nora Allen'ın zamanı geri aldı. Alternatif bir evren açmadı. O çok ayrı bir olay. Çünkü bazıları diyor alternatif paralel evren açtı, orada yaşamaya başladık, diğerleri öldü falan. Hiç öyle bir durum yok. Sadece yeni kostümünden de bir teaser gördük. Bakarsa o da ayarında bir teaserdi arkadaşlar. Zaten Iris'in kostümünü giydiğini az çok biliyoruz. Açıkçası 3. sezonda HR'ın verdiği performanslar sonrasında Dünya 2'deki Harrison Wells'ın oyunculuğu beni çok tatmin etmedi. Şimdi bazıları diyecek Emre kafa mı güzel? İkisinin de Tom Kevin isimli aktör aynı şekilde canlandırıyor. Ama dediğim gibi hani birazcık daha imbecil bir Harrison Wells ve birazcık daha kalbin içerisinden oynayan ve oradan konuşan Harrison Wells'i demek ki daha çok beğenmişler. İşte tam da bu nedenle bu sezon içerisinde tam o hani İlacı aldıktan sonra Marlies'in ürettiği, polinom kelimesini bile anlayamayan Dünya 2 Harrison Wells'ın açıkçası biraz embesilleşmesi bana kalırsa 3. sezonda kaybettiğimiz HR'a gönderme yapılmış gibi olabilir. Özellikle hani sarılmayı unuttuk, gelin sarılalım. Bu ne ya? 5. sezon kötüsüne gelecek olursak hatırlarsanız 3. sezonun sonunda bizim işte o yüzü yarısı yanık Barry gelip demiş ki burada biz Divo'yu durdurmuştuk demişti. Ve biz hepimiz anladık ki 4. sezonun kötüsü Divo. Bu sezonun son bölümünde de tekrardan 5. sezonun kötüsüne bir gönderme yapılmış. Ama bildiğiniz üzere yabancı dizilerin bir formatı var. Hepsi 42 dakika olmak zorunda. O nedenle süreyi aştığı için 5. sezonun kötüsündeki sahneyi çıkarmak zorunda kalmışlar. Bundan 1-2 hafta sonra internete düşeceğini düşünüyorum. CW zaten yayınlayacağını söyledi. Ama bana kalırsa yemezler. Büyük bir ihtimalle şu anda sadece 5. sezonu insanları hype'landırmak için yaptılar. Bu arada şunu söyleyeyim. O son sahnede görülen villain sözde CW açıklamasına göre Spister değilmiş. Öyle bir villain ki başka Metahuman
Normanların ellerinden güçlerini alabilecek türden bir villainmış. Bana kalırsa 5. sezonda gerçekten tırt bir sezon olacak gibi geliyor. Zaten bu şekilde devam ederse ben de 5. sezonda inceleme çekmeyeceğimi düşünüyorum derken 1. incelemenin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada bunun gibi daha fazla tişört görmek istiyorsanız ve açıkçası bunun gibi daha fazla tişörte sahip olmak istiyorsanız, sizin olsun istiyorsanız tişörtmanya.com isimli internet sitesinden bulabilirsiniz. Açıklamalar bölümünde var. Ayrıca şu anda ekranda da zaten onların bannerlarıyla karşı karşıyasanız çok güzel kalite, %100 ipek midir, pamuk mudur, şu anda tekstilden hiçbir şey anlamasam da gerçekten kaliteli ve sizi terletmeyen bu yaz aylarında giyebileceğiniz çok hoş tişörtleri var. Bunun gibi Zibion tanesinde de yakın zamanda çekilişlerini yapacağım. Ama siz de internet sitesinden gidip alabilirsiniz. Gerçekten haklarını veriyorlar. Aldığı değerin tamamen %100 hakkını veriyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenirsiniz, beğenmezseniz o sizin bileceğinizdir. Ama abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakıyorsunuz artık. Zaten o bana kalmış tamamen. Videoyu beğendiyseniz de sağ alttan like atabilirsiniz. Evet, kanalıma abone olun. Hoşçakalın. Haydi kapadım. Bay bay. Hoşçakalın.